Merhaba sevgili seyirciler, Bana Dinden Bahset programımız başladı. Evet, 2022 yılının ilk programında sizlerle birlikteyiz. Hepinize hayırlı yıllar diliyorum. 2022 yılı hayırla geçsin, iyilikler, güzellikler getirsin. Sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi Bana Dinden Bahset programımızın bugünkü bölümünde Mücadele suresinin 11 ila 13. ayetleri üzerinde duracağız. Yani 11, 12, 13, 3 ayet üzerinde duracağız. Bu 3 ayet kendi içerisinde bir konu bütünlüğüne sahip. Tabii Mücadele suresi nüzul sırasına göre takip ediyoruz. Sure kendi içerisinde bir kompozisyona sahip ve Kur'an ayetleri akıp gidiyor. Nuzul sırasına göre Kur'an demek, indiği sıraya göre Kur'an demektir. İnmek ne demektir? Kur'an'daki geçen tabiriyle nuzul, Kur'an indi deriz. Peygamber'e indi, Mekke'ye indi. İndi deyince yukarıdan aşağı doğru bir hareket anlaşılır. Yani Allah gökte oturuyor, yerdeki peygambere, Mekke'deki peygambere böyle Cebrail'le kanatlarıyla beraber uça uça böyle kuş gibi ayetleri getiriyor. İnsanların çoğu böyle anlıyor. Kur'an kursunda falan böyle anlatılır çocuklara. İnmek sembolik bir tabirdir. Kur'an hayatın içinden doğmuştur. Hayatın içinden, tarihin derinliklerinden, insanlığın tecrübesinden, var olan durumu protestodan, mazlumun içli çığlığından, ruhsuz koşullara ruh getirmekten doğmuştur. Ve ayetler olmuş. Buna inmek denir. İnmek dediğimiz şey sembolik anlamdadır yani. Şimdi işte biz nüzul sırasına göre, yani Kur'an'ın hayatın içinde oluş sırasına göre ayetlerini takip ediyoruz. Mücadele suresindeyiz. Medine dönemi. Medine döneminde Mücadele suresindeyiz. 4. veya 5. yıldayız. Medine döneminin 4. veya 5. yılları arasındayız. Evet. Şimdi bu bölümü önce bir dinleyelim. 3 ayet dinleyeceksiniz. Lütfen dikkatle dinleyelim. Daha sonra Yavaş yavaş böyle bir taraftan dini bilgiler vererek diğer taraftan ayetin tefsirini ve tevilini yaparak, yani ayeti tarihsel bağlamında açıklayarak onu günümüze getirip günümüzde yorumlayarak devam edeceğiz. Evet. Sevgi ve merhamet sonsuz Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, sizlere meclislerde yer açın denildiği zaman yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah iman edenleri, güvenenlerinizi ve bilgiyle donatılmış olanlarınızı yüceltsin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler, güvenenler! Peygamber ile özel görüşme yapacağınız zaman önden karşılıksız yardımda bulunun. Bu sizin yararınızı olup dahası temizlenmenize vesile olacaktır. Fakat gücünüz yetmezse bilin ki Allah bağışlayıcıdır, sevgi ve merhamet kaynağıdır. Yoksa özel görüşme talebinden önce karşılıksız vermek zorunuza mı gitti? Çünkü yapmadınız.
Allah tövbenizi kabul etti. Artık destekleşmeye, dayanışmaya katılın. İhtiyaçtan fazlasını vererek arının. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah her ne yaparsanız haberdardır. Evet. Mücadele Suresi'nin 11, 12 ve 13. ayetlerinin Yaşayan Kur'an Türkçe mealden Türkçesini dinlediniz. Şimdi dinlediğiniz gibi burada önce diyor ki sizlere mescitlerde yer açın denildiği zaman yer açın. Kalkın denildiği zaman da kalkın. Şimdi tabii bunun arka planına inmemiz lazım. Ne anlatıyor burada? Meclis neresi? Ne olmuş ki? Yer açmak, kalkmak, oturmak. Şimdi peygamberin mescidini önce gözünüzün önüne getirin. Canlandırıyorum şimdi. Betimlemeler yapıyorum yani. Romanda olur ya, romanda. Anlatım, roman yazı sanatlarında betimleme. Yani zamanı, mekanı tasvir edersiniz, betimlersiniz. Ayrıntılarına kadar. Orada taş vardı demesine büyükçe bir taş vardı dersin. Orada kilimseli, kırmızı renkli bir kilimseliydi. Üzerinde işlemeli falan dediğin zaman işte betimleme yapmış oluyorsun. Şimdi peygamberin mescidini düşünün. Nasıl? Böyle dikdörtgen şeklinde uzunca bir salon gibi bir yer. Yani ortalama bugün işte 100 metrekarelik bir evin salonunun böyle bir iki katı falan bir yer. Böyle yaklaşık 100 kişi falan alıyor. 80-100 kişi alıyor. Böyle sıkıca doldurduğun zaman 80-100 kişi böyle koridor şeklinde bir salon. Peygamber Mekke'den Medine'ye göçünce bir Yahudi'den arsa satın alıyorlar. Parasını ödüyorlar. Ve oraya mescit yapıyorlar. Adına mescit diyorlar. Cami değil, mescit. Emeviler döneminde cami denmeye başlıyor. Krallar mescit yaptırınca ona cami deniyor. Peygamber yaptırınca mescit deniyor. Sultanlar yaptırınca Selatin camileri deniyor. İşte Süleymaniye, Sultanahmet, onların hepsi nedir? Kralların yaptırdığı yerlerdir. O nedenle oralar camidir. Ama peygamberin yaptığı mahalle arasında böyle tek katlı, böyle devasa, böyle minaresi falan olmayan düz yerlerde hasır serili, üstüne böyle hurma lifleri falan konulmuş, hiçbir şatafat, tantana, şamdan, lamba, şu bu olmayan böyle dümdüz bir yer. Yani oturduğun zaman böyle etrafta seyredecek bir şey yok yani. Ne şamdan var, ne elektrik var, ne şu var, ne var, ne tablo var, ne ikonlar var, hiçbir şey yok. Dümdüz mescit. Ha, bazıları diyecek ki peygamber zamanında öyleydi canım, işte İslam medeniyeti geliştikçe o medeniyetin icapları gereği işte camiler, süslenmiş camiler, şamdanlar falan. Hayır. Peygamber bunu bilerek böyle yapıyor. Bilerek yapıyor. Yani peygamber 63 yaşında değil de 93 yaşında vefat etseydi o mescit hiç değişmeyecekti. Hiç değişmeyecekti. Bilerek böyle yapıyor. Çünkü kralların tapınak yaptırdığını peygamber biliyor. Firavunların tapınak yaptırdığını. Tapınak ayrı bir şey, mescit ayrı bir şey, cami ayrı bir şey. Peygamber mescit yaptırıyor. Bize lazım olan da mescit, cami veya tapınak değil. Mescit, mahalle arasında, tek katlı, tantanasız, şatafatsız, düz, fonksiyonu olan bir yer. O zamanki mescitler sırf namaz kılmak için, dua etmek için, tapınma icra etmek için açılmıyordu. Peygamber de mescidi ilk etapta bu amaçla açmadı. Toplantı yapmak için. Hani günümüzde diyoruz ya,
eğitim, kültür, sanat, dayanışma, yardımlaşma merkezi. Mesela bir dernek açıldığı zaman derneklerin altında genellikle neler yazar? Eğitim, kültür, yardımlaşma, dayanışma derneği. Bu şekilde Türkiye'de 28 bin tane dernek var. Bu derneklerin hepsinin altında buna benzer bir şey yazıyor. Eğitim, yardımlaşma, dayanışma, eğitim, kültür, yardımlaşma, dayanışma derneği. Hah, bu işte. Kur'an'daki es-salah da bu demektir. Salat da bu demektir. Ve mescit de es-salah yapılan yerdir. Yani kültür, eğitim, yardımlaşma, dayanışma yapılan yer. Peygamber böyle bir yer açıyor. Böyle bir yer açıyor. Yaptırıyorlar yani. Şimdi 24 saat açık. Sadece namaz vakitlerinde değil. Tüm vakitlerde oradalar ve mescidin bir köşesinde de böyle bir oraya ek gibi bir yer yapıyorlar. Onun ekleri var yani, mescidin ekleri var. Böyle bir ek yerde evsizler yatıyor. Evsizler yatıyor. Başka bir ek yerinde eşya takası yapılıyor. İnsanlara, ihtiyaç sahiplerine eşya veriliyor. İnsanlar getiriyor, ihtiyaçlarını oraya koyuyor, ihtiyacı olmayanlar orada alıyor. Veya birisi koyun bağlıyor, getiriyor, biri keçi bağlıyor, biri et getiriyor, biri hurma getiriyor, biri halı getiriyor, kilim getiriyor, ihtiyacı olanlar oradan böyle sürekli takas yapılan, böyle dolup boşalan bir yer var. Ve başka yerlerde yine böyle peygamberin kaldığı hücreler var. Evleniyor, evlendikten sonra işte birkaç tane kadınla evlenince onların her biri için bir odacık, hücre yaptırılıyor. Yani küçük, tek bir oda. Tek bir oda, kapısız, penceresiz, tek bir oda. Onların odaları da mescide doğru açılıyor. Ama daha sonra odalar mescide kapan, dışarıya doğru veriliyor. Tuvaleti falan yok. O zaman tuvalet diye de bir şey yok zaten. Çıkıyorlar, uzak bir yere gidiyorlar tuvalet için. Her şey ortada. Peygamberin yaşadığı yer böyle bir şey işte. Böyle bir yerde yaşıyor. Mescit dediğiniz peygamberin misafirleri karşılama, toplantı yapma salonu gibi. Çünkü orada yatıyor, kalkıyor. Yattığı yer de orası. Kaldığı yer de orası. Misafirlerle karşıladığı yer de orası. Namaz kıldığı yer de orası. Nikah kıydığı yer de orası. Heyetlerle görüşme yaptığı yer de orası. Savaş kararı aldığı yer de orası. Yoksullarla her sabah geliyor, onlarla kahvaltı yapıyor. İnsanlara eşya dağıtıyor. Gelenleri kontrol ediyor. Şunu şuraya gönderin diyor. Direkt doluyor, boşalıyor. Böyle cıvıl cıvıl bir merkez. Böyle kalabalık, arı gibi işliyor. Mescit dediğiniz böyle bir yer. Mahallenin merkezi. Yani muhtarlık orada, kaymakamlık orada, okul orada, ibadethane orada, aşevi orada, ama yoksullara yardım yeri orada, fukara orada, bağış merkezi orada, hepsi orada yani. Halk eğitim merkezi orada, savunma merkezi orada, silahlanma merkezi orada, hepsi orada, hepsi. Peygamber mescidi böyle bir yerde. Şimdi bu mescitte toplanınca, peygamber de Medine'ye gelince, Medine'de münafıklar ortaya çıkıyor. Münafık ne demek? İnfak etmeyenler demek. Kelimenin tam anlamıyla. İnfak etmemek ne demek? Yani vermeyenler. Sanıldığın aksine o devirde insanları isimlendirmeler İnançlar sebebiyle olmuyordu. Yani mesela bir adama mümin diyorsunuz. Ya ha, demek ki bu Allah'a inanıyor. Hayır. Mümin dediğiniz zaman güvenilir kişi demek mümin. Ebu Cehil de Allah'a inanıyor. Ama güvenilmez. Ebu Sufyan da Allah'a inanıyor. Mekke'nin ileri gelen çetesi de Allah'a inanıyor. Kabe'yi soyanlar, Mekkelileri soyanlar da Allah'a inanıyor. Herkes inanıyor canım. İnanmayan kimse yok mu? İnançtan dolayı insanlar ayrılmıyor. Kur'an inançı merkeze alarak bir ayrım falan yapmıyor. Kur'an'ın inananlar dediği şey
Müminler dediği şey kendisine güvenilenlerdir. Bir adama güveniyorsan, güven veriyorsa, yani kandırmıyorsa, yalan söylemiyorsa, doğruysa, dürüstse, sözünün eri ise, sözün arkasında duruyorsa, sırtını yaslayabileceksiniz, yanında arkanızı dönebileceksiniz, o adam mümindir, güvenilir bir adamdır. Kazık atmaz. Senin açığını kollamaz. Düştüğün zaman vurmaz. Güvenilir bir adamdır. Yola çıkılır. Güvenilir demek. Mümin, güvenilir demek. Müslüman da barıştan yana olan demek. İnsanlara barışı tavsiye eder. Bir yerden geçiyorsun, kavga etmeyin kardeşim. Meselenizle oturun, konuşun, müzakere ederek konuşun. Yani ne kan döküyorsun yani? Ne gerek var yeryüzünde kan dökmeye? Kan dökerek, öldürerek sorunları çözmeye ne gerek var? Bir mevzun varsa getir, sen de getir, konuş, çöz. Kan dökmeyin, küsmeyin, darılmayın, kavga etmeyin. İnsanız hepimiz, barışın. Müslüman. Münafık. Münafık da infak etmeyen, vermeyen demek. Şimdi münafıkların özelliği neydi? Biz müminiz, Müslümanız, inanıyoruz. Peygamberin yanındayız. Onu destekliyoruz, onunla beraberiz diyorlardı. Ama iki şey söz konusu olunca bir bakıyorsun ortalıktan kayboluyorlardı. İki şey söz konusu olduğunda onları bulamazdınız. Cihat ve ilfak. Cihat, memleketi savunmak gerektiğinde çıkıp silahıyla beraber saldırganlara karşı durmak demektir. İslamiyet'i yaymak için yeryüzünde tıkıdık tıkıdık atın üstüne binip orayı burayı fethedip zorla insanları Müslüman yapmak falan değildir. Fetih, yağma, işgal, cihat değildir. Mahvedilmiş kavramlardan bir tanesi de cihattır. Hangisini alıp da düzelteyim? Hangisine el atsam elimde kalıyor. Cihat. Şimdi insana cihat kelimesini duymak bile istemiyor. Cehd. Çaba sarf etmek, uğraş vermek demektir. Çaba, uğraş, cehd etme. İçtihat yapmak. Türkçe'de Yargıtay içtihatları. Yani hukuki bir çözümü için özgür bir yorumda bulunmak. Sorunu çözmek için kafa patlatmak. Cehd etmek. Cihat söz konusu olunca yani bir yere gitme, çalışma, memleketi savunma. Bak düşman saldırısı var ha, aman dikkat. Çöl sıcağında bir yerden bir yere gidilecek. Zorlu bir yolculukla. Yani zorluk, mücadele, savunma, direniş falan söz konusu olduğu zaman bu beyler yok ortada. Bir de para lazım, yardım lazım, hadi eller cebe dediğin zaman bu beyler yok ortada. Bu beyler ve bayanlar yok ortada. Sadece beyleri değil, bayanlardan da oluşuyordu münafıklar. Bu ikisi olunca hemen sıvışıyorlar. Ortada yoklar. O zaman siz olun, kendinizi yoklayın. Zorluk anında, mücadele anında, risk anında. Ortadan sıvışıyor musunuz? Yoksa gereği neyse çıkıp, kardeşim ben de varım. Varız. Veya vermek gerektiğinde, eller cephe dendiğinde, veriyor musun, vazgeçiyor musun? Münafıklar bunları yapmaz. Bunları yapmadıkları için kendilerine münafık, iki yüzlü, iki türeli olan, biri de sıkıştığında öbürüne geçen deniyordu. Menfak diye şu anda Suudi Arabistan'da, Lübnan'da, Ürdün'de falan tünel, bilmem menfak, tünel, tünele menfak diyorlar. Yani bir yerde duruyor, sıkışsa öbür tarafına geçiyor. Böyle iki tünelden gidiyor, iki yüzü var yani. İki yüzü de çok yüzü olmuş oluyor ve Müslümanlığa geçer geçmez zaten vermeyi, paylaşmayı, savunmayı, diremeyi, birlikte olmayı, yardımlaşmayı sözünü vermiş oluyorsun. Bu sözü verenlere mümin deniyordu, Müslüman deniyordu. Peygamber'e uyan, tabi olan deniyordu. Güven veren deniyordu. Şimdi bakıyorlar peygamberde yanında bir takım insanlar var ama bazıları bunları yapmıyor. Bunlardan kaçtığı görülüyor. Kaçanlar var.
Bunlar peygamber mescidine geliyorlardı. Mescide geliyor, öğlen sıralara oturuyorlardı. Görünür yerlere, protokol, VIP, VIP, özel muamele istiyorlardı. Çünkü kalantor tiplerdi. Kabile ileri gelenleri, şefleri, böyle zenginliğe, hizmetçileri falan olan tipler oldukları için bunlar da peygambere uyduğunu söylüyor ama geliyor peygamberin yanına bakıyor böyle fakir, fukara, yoksul, aman 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 falan diyor. Bunlar ne ya falan diyor. Kokuyor bu üçleri paçları diyor. Peygamberin etrafındakilerden tiksiniyorlar, iğreniyorlar, yanına yaklaşmak istemiyorlar. Resulullah, ya Resulullah, bunları uzaklaştır yanından ya. Bu ne bunlar ya diyor. Ve ön sıraya geçiyorlar. Onlara deniyor ki kardeşim her geldiğinizde ön sıraya ne geçiyorsunuz? Şu arka taraflara geçin. Orada yer var mı? İlla böyle peygamberin yanında görünmek. Bak hem hiçbir şey yapmıyorlar. Hem peygamberin etrafındakilerden tiksiniyorlar. Hem para vermiyorlar. Hem savaştan geri dönüyorlar. Uhud savaşta 300 kişi geri dönüyor mesela. Bakıyorlar işler tehlike. Hem yağmur gibi saldırılar geliyor. Medine'nin savunulması lazım. Hiçbirinde yoklar. Ne mızrak getiriyorlar ne silah getiriyorlar. Yok yani. Evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Her birinin üçer dörder beşer tane de karısı var. Cariyeleri var. Köle alıp satıyorlar. Cariye alıp satıyorlar. Zorluk, risk söz konusu olduğu zaman ortada yoklar. Vermek söz konusu olduğu zaman ortada yoklar. Ama protokolde peygamberin yanında görünmek söz konusu olduğunda, mesela bir Hristiyan heyeti geliyor peygamberin yanına veya bir kabileler görüşmeye geliyor. Muhammed'in adamları kim falan, yanında kimler var falan görelim diye. Bir de bakıyoruz hemen peygamberin etrafını sarıyorlar. Hemen ön sıradalar, en ön yerdeler, en görünür yerde. Protokolde hem görü, basının göreceği yerde, fotoğraf karelerine peygamberle beraber girecek yerlerden dolanıyorlar böyle. Medine'de. Ve ya misafirler geldi, biraz böyle uzaktan gelenler var, bak şu filan kabileden yoksullar geldi, peygamberle görüşmek istiyor, şöyle siz bir kenara çekilin dendiği zaman da bozuluyorlar. Ne yani, onları beklesin falan filan filan. Şimdi bu mescitte böyle kargaşa halleri oluyor. Sonra mescitten ayrıldıktan sonra da canım tamam hadi gelsinler görüşsünler falan diye böyle bir olay esnasında uzaktan bir kabile geliyor peygamberle görüşmek için, etrafı sarılmış, bunlara deniyor ki şöyle kenara çekilin biraz. Bunları kenara çekmek istiyorlar. Onlar geliyor görüşüyor. Sonra canları sıkılıyor birkaç tanesini, mescidi terk ediyorlar. Orada sağda solda dedikodu, laflar etmeye başlıyorlar. Diyorlar ki ya zaten yani biz oraya gittik de nedir yani, bizi mescitten beğenmediler, dışarı çıkardılar. Zaten orada nedir yani, etrafına toplamış böyle böyle yoksul, fakir, hiçbir şey yaramaz bunlar yani. Biz besliyoruz bunları yani. Bunlar milletten para toplayarak, oraya buraya yağmalayarak geçiniyorlar zaten diye falan. Böyle bir de dedikodu yapıyorlar üstüne üstlük. Hem hiçbir şey yaramıyorlar, hem en önde görünmek istiyorlar, hem de bozuldukları anlamda basıyorlar dedikoduyu acımasızca. Müslümanlar aleyhinde, kendileri de Müslüman tabii. Onlara, bunlar Müslüman değil, buna münafık denmiyordu ki. Onlar da Müslüman canım, Müslüman. Geriden baktığında hepsi Müslüman. Ama bunlar böyle tiplerdi. Şimdi işte bu ayetler onlara yönelik olarak geliyor. Diyor ki kenara çekil dediği zaman çekilin. Mescitte de yer açın dediği zaman yer açın. Orayı burayı böyle, bura benim yerim, bura protokolde, ben burada dururum falan demeyin diyor. Sonra peygamber ile özel görüşme yapacağınız zaman önden infakta bulun. Çok ilginç. Bunun üzerine bir ayet geliyor. Diyor ki peygamberle özel görüşme, yani peygamberin yanında çıkıp peygamberle böyle özel görüşme yaptığın zaman ne yapmış oluyorsun? Ben peygamberle görüşeceğim. Peygamberle falan filan kişi peygamberle özel görüşme yapıyor.
dendiği zaman, özel görüşme yapmaktan çıktığı zaman hemen dışarıda peygamberle özel görüşmeler yapan kişi. Demek ki bu çok önemli birisi. Demek ki bu peygamberin çok yakınından olan birisi diye ne yapmış oluyor? İtibar kazanmış oluyor. Bunlar peygamberle sık sık özel görüşme yapmak istiyorlardı. Sık sık peygamber mescidde falan önen yerde duruyorlar. Bir yere gitti de hemen etrafını sarıveriyorlar. Yani diyelim bugünkü tabirle diyecek olursak böyle peygamberi basın mensupları gittikleri yerde faaliyetlerini fotoğraflasalar, elimizde şu anda fotoğraflar olsaydı peygamberin Medine'deki yaşamıyla ilgili, hep onlar görecektiniz peygamberin etrafında. Hep onlar. Allah Allah, demek ki peygamberin en önemli kişileri bunlar yani. Ama mesela bir savaş sırasında hiçbiri yok. Bir saldırı anında hiçbiri yok. Diyelim bir yeri sel basmış, vatandaşın evi yanmış, ona yardım etmek gerektiğinde ortada yoklar. Zorluk anında yoklar. Bir şey vereceği zaman, dağıtılacağı zaman yoklar. Mescidin yan tarafındaki o dediğim yere zekat paraları, infak paraları veya zekat malları, eşyaları, işte hurma, halı, şu bu gibi şeyler, koyun, keçi oraya getirip bırakılıyor. Onlar da yoksullara veriliyor. Şimdi oraya gitsen saysan, bunları kim getirdi diye listelesen, bunların hiçbirisi yok. Öyle yerlerde yoklar. Ama protokol söz konusu olduğunda, gösteriş söz konusu olduğunda, bir avanta, rant söz konusu olduğunda hemen ön planda. Çok tanıdık geliyor değil mi size? Böylesi tipler çok tanıdık geliyor değil mi? Evet evet. İşte ta kendisi, onlar bunlar. Şimdi Kur'an diyor ki, peygamberle özel görüşme talebinde bulunmadan önce infak edeceksiniz. Ondan sonra peygamberle özel görüşme talebinde bulunacaksınız. Bu dışarıdan bakıldığında hemen şöyle anlaşılabilir. Peygamber kendisiyle görüşülmesi için para istiyor. Benden görüşmek isteyen şu kadar parayı ödesin, sonra yanıma gelsin diyor. Düzünden bakıldığınız zaman böyle anlaşılabilir. Halbuki bunun sebebi şu. Bu insanlara yönelik bir önlem alınıyor. Zaten opera peygambere falan da gitmiyor. Çünkü bunlar infak etmiyorlar. Eller cebe dediği zaman ortada yoklar. Protokolde ön planda görünmek istiyorlar. Gösteriş, rant. Nerede? Oradalar. Nerede beleş? Oraya yerleş. Hemen yerleşiyorlar. Onlara diyor ki, öyle ön sıralara çıkarak, peygamberin yanında, sağında, solunda fotoğraf vererek, onunla özel görüşme yaptıktan sonra, peygamberle özel görüşme yapan önemli adam pozları vererek, sonra da gidip onu başka yerlerde kullanarak kendinize menfaat devşirip duruyorsunuz. Bunu bırakın. Direkt infakta bulun diyor. Sonra bakıyor ki buna yanaşmıyorlar. Sonra diyor ki bu sizin yararınıza olup temizlenmenize vesile olacaktır. Yoksa özel görüşme talebinden önce karşılık vermek zorunuza mı gitti? Çünkü yapmadınız. Yapmamışlar. Bu da ne ya? Nereden çıktı bu? Filan demişler. Sonra diyor ki artık destekleşmeye, dayanışmaya katılın, ihtiyaçtan fazlasını vererek arın. Yani salat edin, zekat edin, adam, zekat verin adam gibi. Peygamber'e uyun. Böyle gösterişleri falan bırakın diyor. Salat edin, zekat verin. İhtiyaçtan fazlasını verin. Ve yardımlaşma, dayanışma faaliyetlerine katılın. Öyle rahat, bolluk, rant olduğu zaman ortada görünüp, zorluk olduğu zaman sıvışmayın diye onların
böyle ikircikli tutumlarını, gelgit tutumlarını eleştiriyor ve onları, o davranışlarını mahkum ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi günümüze geldiğimizde bu ne anlama geliyor? Günümüzde peygamberin mescidi var mı? Mescid değil de onun yerine yapılmış camiler var. Günümüzde peygamberin kendisi olmadığına göre peygamberle özel görüşme yapmak, özel görüşme yapmadan önce infakta bulunmak ne manaya gelir? Bundan ne anlaşılması gerekir günümüzde? Peygamberin getirdiği şey ne? Kur'an-ı Kerim. Peygamberin getirdiği şey ne? Din, İslamiyet. Günümüzde insanlar ağızlarında Allah, kitap, peygamber der dururlar. Göstere göstere hacca gider. Göstere göstere namaz kılar. Göstere göstere dindar olduğunu sarık takarak, cübbe giyerek ooo amma dindarmış ha filan görüntüleri verebilirler. Bunlara aldırış etmeyeceksiniz. Veriyor mu? Bunları yapmadan önce ver önce. Ver de görelim. Öyle Allah kitap demeyi bırak. Yok hacca gitmiş, yok bilmem ne. Geç bunları. Bunların tamamı bu gösterişe girer. Protokolde yer kapmaya girer. Ön plana geçmeye girer. Sonra dindarlık taslayanlar, böyle olduğu gibi mesela dindarlık taslayan bir iktidar zamanında, malumunuz her iktidar döneminde o iktidarda kim bulunuyorsa iktidarda bulunan kişilerin inançları, dinleri, davranışları falan moda olmaya başlar ve diğer insanlar, yani ondan menfaat bekleyenler onlardanmış gibi görünmeye başlarlar. Nedir? İktidar ben Müslümanım diyor. Allah, kitap, peygamber diyor. Abi de bakıyoruz, adam Müslümanlığı taslamaya başlıyor. İhale koparmak için cuma namazına gidiyor. İktidarın sağında, solunda, arkasında, önünde görünmeye başlıyor. Fotoğraflar veriyor. Ne için? İhale koparmak için. Böyle insanları görmüyor musunuz? Bir sürü. İktidarın bizatihi kendisi sıkıştığı zaman Allah, kitap diyor. Tehlike geçtiği an Allah, kitabı bırakıyor. Bunu niye böyle yapıyorsun dediğin zaman nas var diyor. Bu pahalılık ne dediğin zaman Allah bizi açlıkla sınıyor diyor. Şu işleri niye yaptın dediğin zaman, nasıl yaparsın dediğin zaman, bunlar bize Allah yaptırıyor. Biz yaptırmıyoruz ki. Allah yaptırıyor bunları. Bunların hepsi işte buraya giriyor. Aynen Medine'de de böyle. Bu nedir? Buna Allah ile aldatmak diyoruz. Kur'an'daki tabiri budur bunun. Yani Allah'ı ortaya atarsınız, onunla insanları kandırırsınız. Merhum Mehmet Akif'in bir şiirinde geçtiği gibi Allah de ne iş olsa becer. Oh ne ala ne şeker. Allah diyorsun ve her şeyi onun altına sıkıştırıyorsun. Zorluk zamanında, darlık zamanında sıkıştı mı? Allah böyle yaptı. Sıkıştı mı? Nas var. Sıkıştı mı? Allah imtihan ediyor canım, elimizde bir şey yok. Bunun banisi kim? Bunun yani kurucusu kim? Bu söylem nerede başladı? Müşrikler böyle konuşuyordu. Mekke'deki müşrikler Kabe'nin Rabbi böyle istiyor sözünü dillerinden düşürmezlerdi. Ya bu Mekke'deki yoksullar nedir? Hacıları soyuyorsunuz. Gelen hacıları soyuyorsunuz. Böyle Kabe'ye bir iki böyle hizmet yapıyormuş gibi görünüp Kabe'nin hizmetkarı kabile gibi bir görüntü verip, peki madem
Allah'ın evine hizmet ediyorsunuz. Bu ne? Kabe'ye getirilen malları niye iç ediyorsunuz? Niye yoksullara dağıtmıyorsunuz? Niye tefeci bezirganlık yapıyorsunuz? Niye kız çocuklarını diri diri gömüyorsunuz? Niye köle alıp satıyorsunuz? Niye kadınları cariye yapıyorsunuz? Niye borcunu ödeyemeyenleri köle yapıyorsunuz? Borcunu ödeyemeyenlerin karılarına, kızlarına el koyuyorsunuz. Çalışmadan, emek vermeden Kabe'ye getirilen malları, insanları köleleştirerek, onlar üzerinden ağacıları soyarak bir hayat yaşıyorsunuz. Dendiği zaman diyorlardı ki Kabe'nin Rabbi böyle istiyor. Kabe'nin Rabbi böyle istiyor. Eğer o istemeseydi böyle bir düzen olamazdı. Peygamber'e diyorlardı ki sen niye bize infak et diyorsun? Sen niye bize verin diyorsun? Yoksullara dağıtın diyorsun. Eğer isteseydi Allah onların hepsini doyururdu. Doyurmadığına göre demek ki Allah böyle istiyor. Zenginin olmasını, yoksulun olmasını, açın olmasını, bazılarının acı çekmesini ve darlık içinde olmasını Kabe'nin Rabbi istiyor. Eğer o istemeseydi bunlar olmazdı. Yani kaderleri böyle, yani böyle, yani böyle kurulmuş. Dünya böyle kurulmuş. Madencinin kaderi bu. Orada ölecek. Yoksulun kaderi bu. Aç kalacak. İsteyecek. Zenginler de onlara üç kuruş verecek. Yani düzen böyle yani. Kabe'nin Rabbi böyle kurmuş bu düzeni. Sen niye bunu değiştirmeye çalışıyorsun? Ey Muhammed diyorlardı. Bu söylem müşriklere ait bir söylemdi. Kadere iman müşriklerin imanıydı. İslam'da kadere iman diye bir şey yok. Kadere iman diye bir şey yok. Takdir var. Takdir ölçü demektir. Yasa demektir. Allah'ın yerlere ve göklere koyduğu yasalar vardır. Evrenin gidiş yasaları, kanunları vardır. Tabiat yasaları vardır. Bunlara Kur'an-ı Kerim takdir, biz her şeyi takdir ettik. Yani her şeye bir yasa koyduk der. Ama buradan kader diye bir kelime çıkararak ve onu da imanın altı şartı diye düzmece bir şey uydurarak altıncısına da onu koyarak vaaz etmişlerdir. İşte Muaviye, Emevilerin kurucusu Muaviye bu söylemi sürdürüyor. Ve diyor ki Medine'ye geliyor. Hazreti Ali'nin vefatından sonra tüm sahabeleri peygamberin biraz evvel anlattığım bu mescidinde topluyor. Kimse yok artık. Bütün sahabeler dağılmış. Ali vefat etmiş. Sağa sola kaçmış birçoğu. Meydan Muaviye'ye kalmış. Geliyor peygamberin bu mescidinde biraz evvel anlattığı mescidinde sahabeleri topluyor. Bir cuma günü hutbe veriyor. Hicri 40 yılında. Mekke'den Medine'ye hicretin 40. yılında. Peygamberin vefatının 30. yılında. 30 yıl sonra. Muaviye. Elinde kılıçla hutbe veriyor. Böyle kılıca yaslanıyor. Kılıç. Kılıçla hutbe verme. Diyor ki bu iş, yani benim halife olmam ve bizim kabilemizin devleti yönetmesi, Emevi devleti. Böyle kuruluyor. Allah'ın kazası ve kaderi iledir. Yani Allah bunu böyle dilemiş. Kabe'nin Rabbi böyle istemiştir. Onun için Ali ölmüştür. Onun için ben sizin başınıza geldim. Allah'ın dileği böyle. Allah'ın kaderi bu. Bu kadere karşı gelmeyin diyor. Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Eğer uslu uslu durur, itaat ederseniz
size veririm diyor. Yediririm, içiririm diyor. Doyururum sizi diyor. Abad ederim diyor. Bizim düzenimize uyun, biat edin, sizi diyor abad ederim. Güzel güzel yeriz içeriz diyor. Bölüşürüz diyor. Nimetlerden sizi yararlandırırım diyor. Ama bunu istemez de ileri geri konuşursanız ona da bir şey demeyeceğim. Yani eleştiren de eleştirsin. Diliyle konuşana da bir şey demeyeceğim. Ama elini kafasına götüren, kılıcına davranan, bizi devirmeye yeltenen olursa şak diye kılıcını çekiyor. Bununla diyor onun kellesini alırım. Ve kılıcını da cemaatin üstünde böyle gezdiriyor. Alırım kellenizi diyor. Uslu durun diyor. Yiyelim içelim götürelim malı diyor. Vereceğim yedireceğim hepinize diyor. Ve iniyor. Ve o yılı Hicri 40 yılını cemaat yılı ilan ediyor. Ehl-i sunna vel cema. Peygamberin yoluna yapışmak ve Muaviye'nin oluşturduğu cemaatten ayrılmamak. Ona sıkı sıkıya sarılmak. Ehl-i sünnet vel cemaat buradan geliyor. Böyle kuruluyor, böyle resmileşiyor. Cemaat yılı, birlik yılı. Ammul cema'a. Cemaat yılı. Yani cemaat birlik demek. Topluluk, cemaate katılma. Toplumsal birlik diyelim. Tam karşılığı ne oluyor Türkçe? Toplumsal birlik, beraberlik. Milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. Yani bizim Muaviyeler hep böyle konuşur ya. Milli birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. Ha, mesela menfaati zedeleri hemen bunu söyler. Ya milli birlik beraberi senden mi öğreneceğiz Allah'ını seversen? Sen yaptık işine hesabını ver. Şu ana kadar siyasetçilerden hep ben bunu duydum. Yolsuzluğunu niye yapıyorsun? Nereden buldun? Kardeşine niye aktardın? Ailenin nesine niye ihale verdin? Naylon fatura düzenledin? Şöyle yolsuzluklar yapmışsın, rüşvet almışsın falan filan dendiği zaman milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydum. Şu günlerde bir takım iç ve dış güçlerin saldırıları her geçen gün devam etmektedir. Bak resmi laflar böyle ezber tak 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 tak. Ben bunları hiç sevmem. Hemen dur bakalım bunun altında bir bit yeniği var derim. Aa işte Muaviye de böyle konuşuyor. Allah'ın kaderi böyle. Milli birlik, beraberlik, cemaat yılı, birlik yılı. Ayrılmayın, dağılmayın. Peygamberin yolunda birleşelim. Kur'an etrafına toplanalım. İç ve dış mihraklara karşı uyanık olalım. Bizi eleştiren teröristlere, anarşistlere aldırış etmeyelim. Bir avuç zaten onlar. Hepsinin başını ezeceğiz. Zaten 15-16 kişi kaldılar. Hep böyle laflar. Egemen laflar, egemen söylemler. Bıkmadınız mı bunları dinlemekten? Muaviye'den beri. İslam tarihi açısından söylüyorum. Dünyanın her yerinde böyledir. Yani bütün milletlerin tarihinde var bunlar. Muaviye'den beri böyle. İslam tarihinde böyle. Ha, şimdi bu Muaviye ne diyor? Kaderimiz böyle diyor. Kader. Kader inancı. Sonra bunun teolojisi yapılıyor. İslam'ın şartları 5'tir, imanın şartları 6'dır. Nerede geçiyor Kur'an'da, nerede geçiyor bu? Geçmiyor. Bunlar öyle yazıyorlar. Tarihi öyle yazıyorlar. Neymiş? 6.'sı da kaza ve kadere iman. Ya başımıza gelenler Allah yapıyor. Yani musibetler, pahalılık, enflasyon ve gördüğümüz kötülükler hükümetten kaynaklansın, devletten kaynaklansın. Bize acı veren şeyler hepsi Allah'tan geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her şey Allah'tan diye bir söylem var mı? Var. Sizin başınıza gelen kötülükler sizden dolayıdır.
İyilikler Allah'tan dolayıdır diye bir söylem var mı? Var. Ama bu Allah'ın gücünü, Allah'ı unutanlara karşı Allah'ın gücünü vurgulamak için yapılmış bir söylemdir. Burada ise bir çarpıtma görüyoruz. Adam bu söylemi alıyor. İşte bak, Kur'an'da her şey Allah'tan demiyor mu? Var eden, yaratan, yediren, içiren, doyuran, alan, veren, yapan, eden hep Allah diye bir söylem var Kur'an'da. Onu bunu alıyor. İşte benim yaptığım her şeyi de Allah yaptırıyor diyor. Öyle söylüyor işte diyor. Ne adamı niye kokain ticareti yapıyorsun ya? Niye kokain baronundan menfaat bekliyorsun? 40 bin dolar alıp onu serbest bırakıyorsun. Yurt dışına gitmesini sağlıyorsun falan filan dediğin zaman, sıkıştığı zaman, ya ben yapmadım ki, hep Allah yaptırdı bana diyor. Şimdi burada ne görüyoruz? Çarpıtma görüyoruz. Çarpıtma. Sevgili seyirciler, bakınız. Şimdi bitiriyoruz. Birazdan ara vereceğiz. Münafıklar mescitte, peygamberin etrafında hemen onu sarmışlardı. Çok çekti peygamber onlardan. Kur'an bunlarla ilgili ayetlerle doludur. Günümüzde peygamber olmadığı için buna Allah ile aldatanlar diyoruz. Din istismarcıları diyoruz. Allah de ne olsa becer. Oh ne ala ne şeker. Allah diyenler malı götürenler. Allah diyerek oy toplayanlar. Allah diyerek insanları sömürenler. Mal, mülk, servet biriktirenler. Her türlü kötülüğü, her türlü çarpıtma yapıp da Allah kelimesini ağzından düşürmeyenler. Ön planlarda dindar görüntüler vererekten camilerde, şurada burada Müslüman halka ne Müslüman görünürsün yani. Oo, amma Müslüman bir adam ya, ağzı Kur'anlı, alnı secdeli. Yani bu adama oy verilmez de kime verilir dedirtenler. Bunların hepsi buraya giriyor. Günümüzün iki yüzlüleri bunlardır. Günümüzün münafıkları Allah ile aldatanlardır. Allah deyip insanları sömürenlerdir. Kur'an-ı Kerim'in girişinde üç grup insan var. Tanıtım ile var. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Evinizde bulunan herhangi bir Kur'an-ı Kerim'i açın. İlk sayfasını okuyun. Ne görüyorsunuz orada? 7 ayet müminlerden, 2 ayet kafirlerden, 12 ayet münafıklardan bahsederek başlar bu kitap. Bu kitabın düşmanı münafıklardır. Esasında münafıklardır. Yeryüzünde insanların başına bela olan da esasında içi dışı safi kötülük olanlar değil. Bunlar da tabii insanlığın düşmanıdır ya. Her kötülük insanlığın düşmanıdır ama bir safi kötülük var. Yani baktığında kötü olduğunu hemen anlıyorsun. Adam ben kötüyüm diye bağırıyor böyle. Bir de iyilik postuna bürünmüş kötülük var. Asıl tehlike bu. İyilik postuna bürünmüş kötülük. Memlekette borusu ötenler, her devrin adamı olanlar, sihirbazlıklarla, aldatmalarla insanları kandıranlar genellikle iyilik postuna birinmiş kötülerdir. Safi kötüler olsa iş kolay. Hemen onlar insan görür. Ama öyle değil. İyilikten bahsediyor. Allah diyor, kitap diyor, doğruluk, dürüstlük diyor. Yoksulluk, ben bitireceğim her şeyi, fakir, fukara, her şey. Yani normal iyi bir insanın söylemesi gereken her şeyi söylüyor. Her şeyi söylüyor. Ama bunlardan gözettiği maksat kendi cebini doldurmak. Bunları diye diye götürüyor. Bunları diye diye tüm kötülüklerini icra ediyor. İyilik postuna bürünmüş kötülük. İnsanlığın asıl düşmanı budur. Münafıklık dediği de Kur'an-ı Kerim tam da budur. Bununla baş etmek zordur.
yenmek mümkündür ama baş etmek bayağı zordur. Uğraştırır, kök söktürür. Çünkü Allah diyor adam. İyilik diyor, adalet diyor. Buna karşı nasıl mücadele edilir? Ve hiçbir iz bırakmıyor. İz bırakmıyor. Alttan her şeyi götürüyor. Görünüşte iyilik meleği. Ha. İşte bak Kur'an bunları nasıl deşifre ediyor tek tek. Daha geçenlerde Münafık suresini gördük. Kur'an'ın neredeyse hemen hemen her sayfasında bunlar vardır. Tek tek deşifre etmiştir. Kendi tarihsel koşullarında bunu yapmıştır. Biz onu alıyoruz. Ya biz bunları çok tanıdık bunlar diyoruz. Günümüzde bunlar budur diyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Evet. Şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Geçen yıl yağmur ormanlarının çoğu yıkıldı. Hepimiz biliyoruz. Bir şeyler değişmeli. Ama gerçek değişim sosyal medyada yaşanmayacak. Hashtagler ağaç dikemez. Tweetler denizleri temizleyemez. Asıl değişim için kolları sıvamak ve kirlenmek gerek. İşte bu yüzden Omo olarak biz de değişiyoruz. Doğada çözünebilir içeriklerle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarıyor, şişelerimizi geri dönüştürülmüş plastikten üretiyoruz. Yeni Omo en zorlu...
Bana Dinden Bahset programımız devam ediyor sevgili seyirciler. Karate stüdyolarındayız. Bugün biraz önceki birinci bölümde Mücadele Suresinin 11, 12 ve 13. ayetleri çerçevesinde münafıklık, ikiyüzlülük, protokol dindarlığı, VIP dindarlık, özel muamele görmek istemek, ön sıralara geçmek, böyle dindar görüntüler altında başka işler çevirmek konularına değindik. Konumuz buydu. Şimdi soru cevap bölümüne geçiyoruz. Sorularla devam edeceğiz. Şeytan nedir? Nerededir? İnsanın şeytana uydum demesi ne anlama gelir? Fatır 5. ayetini nasıl yorumluyorsunuz? Fatır suresi 5. ayeti: Ey insanlar, Allah'ın sözü gerçekleşecektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı da sizi Allah ile kandırmasın ayetini nasıl yorumluyorsunuz? Evet, şimdi biraz evvel bu ayeti cevabım ayetinde şeyler söylemiştim. Uzun uzun diye durmama gerek yok çünkü yani kalplerden geçeni bilerek soruyu sormadan önce cevabını vermişim yani. Allah ile aldatma olayından biraz evvel bahsettim. Epey bir uzun uzun. İşte o da vatandaşta sorusunu soruyor. İşte bu ayette geçiyor. Fatır suresinde geçen ayetti zaten o. Ama o şeytanla ilgili olan bölüm var. O Allah ile ilgili aldatma bölümünü geçiyorum. Ondan bahsettim çünkü. Şeytan nedir diye sordu. Onu cevaplandıram. Çünkü o da bununla alakalı. Yani şöyle. Şimdi yeryüzünde en çok istismar edilen şey nedir? Allah'tır. En çok arkasına sığınılan şey nedir? Allah'tır. En çok adına kötülükler yapılan şey nedir? Allah'tır. Peki Allah buna niye mani olmuyor? Çünkü Allah kelimesini zaten insanlar üretmiştir. Bizim Allah diye inandığımız şey aslında haktır. Yani gerçekliktir. Evrensel doğruluk, evrensel gerçeklik, neyse biz ona inanıyoruz. Buna Cenab-ı Hak diyoruz. Hak. Hak tam da öte. Hu. O. Şimdi Allah'ın ne olduğuyla ilgili çok şeyler söylemişimdir ama işte peş peşe bir iki şey söyleyeceğim. Zen Budist keşişine, yani Zen Budist ustadına talebesi demiş ki, hak nedir? Hakikat nedir usta? Sağa dönmüş. Sağa geçmiş oradan bakarak. Hakikat nedir usta? Sola dönmüş. Hakikat nedir usta demiş. Öne doğru bakıyor. Önüne geçmiş. Hakikat nedir usta demiş. O da cevap verdim ya. Daha ne soruyorsun demiş. Ne cevap vermiş? Susmuş. Tek kelime etmemiş. Acaba ne demek istemiş? Hakikat kelimelere sığmaz. Hakikati lafla, kelimeyle anlayamazsın demiş. Hakikati içselleştirerek, susarak, gözlemleyerek, yaşayarak anlayabilirsin demiş. Onu demek istemiş yani. Şimdi hakikat dediği din dilinde Allah'tır. Hakikat nedir? Yani Allah nedir? Cemil Meriç'e geçiyoruz. Cemil Meriç de der ki, her tarif tahriftir. Yani bir şeyi tarif ettiğin zaman tahrif etmiş oluyorsun. Allah şudur dediğin zaman onu tanımlarken aynı zamanda tahrif etmiş oluyorsun. Peki Kur'an'da Allah şudur diye ayetleri var, yok mu? Var.
Allahu nuru semavati vel arz. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Bak tarif yapıyor. Ama Arapça. 7. yüzyıl Mekke Medine Arapçası ile bir tarif yapıyor. Tarif yapıyor ama aslında onu anlatıyor bir taraftan ama öbür taraftan da daraltıyor, kısaltıyor. Cümle içine, Arapçaya sığdırıyor. Arapça bilmeyen anlayamaz. Arap'ın anlayacağı kadar bir kalbin içine sokuyor. Yani aynı zamanda tarif etmiş de oluyor. Bir şeyi tarif ettiğiniz zaman onu tarif edersiniz. Onun aslı nedir? Hiç kimse onu tanımlamadan, biri diğerine onu anlatmadan, kendi halinde nasıl yaşıyorsa odur. O. Onun gerçekliği odur. Peki Edip Harabi ne demiş? Daha Allah ile cihan yokken biz anı var edip ilan eyledik. Hakka layık hiçbir mekan yokken alıp hanemize mihman eyledik. Bakın burada bir hak bir de Allah tanımı yapıyor. Allah ayrımı yapıyor. Bir hak var. Bir Allah var. Allah'ın ismi şöyle dursun. Kendisi daha bilinmiyorken biz onu aldık hanemize mihman eyledik. Yani onu vicdanımızda anladık, yorumladık, tarif ettik. Tanımladık, isim verdik ve ona Allah dedik diyor. O neydi? O haktı. O hiçbir mekana sığmıyordu. Hakikat hiçbir mekana sığmaz. Kalbe de sığmaz. Dile de sığmaz. Dile de sığmaz. Bak susmuş Zemmudüs. O ancak gönle sığar. Onu oradan anlarsın. Hissedersin, yaşarsın. Ve ona bir isim verirsin. Hakikat böyle böyle insanlar arasında tezahür eder. Kendi görünür. Ama göründüğü de insanların anladığı kadarıyla görünür. Peki Mevlana ne demiş? O da demiş ki Muhammed'in Allah'tan aldığı bir kase ile denizden aldığımız su gibidir. Koskoca deryadan Muhammed bir kap alıyor. Kur'an dediğiniz işte o kap. Kaptan aldığı kadar. Daha geniş okyanus var. Dolayısıyla biz şu anda zaten hakikatin içerisinde yaşıyoruz. Şimdi Allah kelimesi bu nedenle beni istismar ediyor diye öyle müdahale etmez. Yerlerin göklerin hakikati olduğu için insanların en çok üzerinde birleştiği şeyle insanlar aldatılır. Bakarsın insanlar Allah'a inanıyor. İşte Allah böyle diyor dersin. Bakarsın insanlar adalet diyor. Adalet kelimesini bu sefer Allah yerine koyup onunla aldatırsın. Allah ile aldatanlar. Adalet ile aldatanlar, hukuk ile aldatanlar, doğrulukla, dürüstlükle insanlığın öteden beri bildiği, tanıdığı temel insanlık değerleri iyilikle, güzellikle, iyilik yapıyorum, güzel işler yapıyorum, doğruluk yapıyorum, sözümde duruyorum, adaletli davranıyorum, Allah'a inanıyorum, Tanrı'ya inanıyorum. Bak bunların hepsi insanlığın üzerinde en çok birleştiği, bütün insanların duyulduğunda hiç kimsenin itiraz etmediği hemen hemen. Adalet kavramına hiç kimse itiraz etmez. Ama Allah kavramına insanların bir bölümü inanmaz. Ama kahir ekseriyetinde bir Tanrı düşüncesi vardır. Tanrı fikri insanlığın geliştirdiği en büyük kavramlardan birisidir. Adalet de öyle, iyilik, güzellik, doğruluk da öyle. Bunların hepsi temel insanlık kavramlarıdır. İnsanlık tecrübesinin ürettiği kavramlardır. Ve aldatıcı gelir, onları kullanır. Bilinmeyen bir kelimeyi kullanırsa kimse üzerinde etkili olmaz. Ama Allah dersen herkes döner bakar. Adalet dersen herkes döner bakar. Bu nedenle bu kelimeleri kullananlara çok dikkat edeceksiniz. Allah ile aldatmak demek, insanlığın üzerinde birleştiği temel değerlerle aldatmak demektir. Adalet de aldatan da Allah ile aldatan gibidir. Bütün partilerin isminde adalet var. Bütün siyasi liderler halktan, adaletten, doğruluktan, dürüstlükten dem vuruyor. Adalet Devleti kitabını yazarken 150 tane ülkenin anayasasını incelemiştim.
internetten falan bulduğum kadarıyla, çevirilerden falan yararlanarak 150'ye yakın ülkenin hepsinin girişinde adalet yazıyor. Tanrı da yazıyor çoğunun girişinde. Doğruluk, dürüstlük, iyilik, adalet, demokrasi, barış, hukuk, huzur, sağlık, halka hizmet. Hep böyle şeyler yazıyor. Herkes bunu söylüyor. Bunu söylemeyen bir anayasa, bir siyasi yok. O zaman aldatılan şeyler de bunlardır. Hep bunlar üzerinden aldatılır. Peki ölçümüz ne olacak? Birisinin bunları söyleyerek aldatmadığını nereden bileceğiz? Allah'a inanmayan en seküler olanlar da başka kavramlarla aldatıyor canım. Yani adalet diyor bu sefer. En adil benim diyor, en dürüst benim diyor. Hiç yalan söylemedim diyor. Halka hizmet ediyorum diyor. Ömrümü halka hizmete adadım diyor. Ama hiç Allah demiyor ama. Dini kavramlar hiç kullanmıyor. Laik ya arkadaş. Hiç dini kavram kullanmıyor. O zaman aldatmamış mı oluyor? Sadece Allah mı, Allah ile mi aldatılır yani? Adalet, doğruluk, dürüstlük, demokrasi, insan hakları, laiklik, bunlarla da insanlar aldatılır. Bunları diye diye de birileri götürür ha götürür. Çarpar ha çarpar. İnsanlığın iyi kavramlarıdır bunlar. Güzel kavramlarıdır. İşe yarar kavramlarıdır ve her kesimin sahtekarlarınca aldatma amacıyla kullanılır. Ne demek her kesimin sahtekarları? Bu ne? Evet. Her kesimin, her dinin, her mezhebin, her yolun, her partinin, her akımın, her okulun gerçeği vardır, sahtekarı vardır. Dürüstü vardır, samimisi vardır, iki yüzlüsü münafığı vardır. Münafıklık sadece Kur'an'da geçerli değildir, iki yüzlülük. Adam iki yüzlü. Laik geçiniyor, demokrat geçiniyor. Solcu geçiniyor, çağdaş geçiniyor, iki yüzlü. Münafığın teki. Ama bunları kullanıyor, bunlarla insanları aldatıyor. O da bulmuş başka bir yerden aldatacak yer. Dolayısıyla aldatmak evrenseldir. Her yerde aldatılacak bir kavram vardır. Kiminde Allah'tır, kiminde Zeus'tur, kiminde başka bir şeydir. Dindarlar veya seküler fark etmez. İster dini kavramlar kullanarak, isterse seküler kavramlar kullanarak insanlar aldatılır. Her şeyin sahtesi ve gerçeği vardır. Bak bunu unutmayın. İslam'ın da sahtesi vardır, gerçeği vardır. Ateizmin de sahtesi vardır, gerçeği vardır. Sahtesi ve gerçeği olmayan yeryüzünde hiçbir şey yoktur. Evrensel düşünün. Herkesi bağlayacak şekilde düşünün. Şu anda memlekette dindarlık biraz egemen olduğu için herkes bütün kötülüğü oraya yığıyor. Ya kafanı kaldır şöyle dünyaya bir bak. Ondan öncesine bak, sonrasına bak. Aldatmak evrenseldir. Sadece dinlere mahsus değildir. Ama en güçlüsü, en tehlikelisi dinlerdedir tabii. Çünkü Allah diyor. Şeytanın rolü, Kur'an'da şeytanın rolü aldatmaktan ibarettir. Kur'an-ı Kerim der ki, İnne keyde şeytane kâne zayıfâ. Şeytanın hilesi zayıftır. Yani şeytan dediğimiz şeyin insanlar üzerinde yaptırım gücü yoktur. Şeytan bana bunu yaptırdı. Şeytana uydum. Demek yani yolda gidiyordum ya bir şey yapıyorum. Şeytan geldi böyle benimle böyle boğuştu yani. Yendi beni yani. Karşı koydum ama yendi böyle çok güçlü. Zebellah gibi falan birisi. Devirdi beni yere ve bana bunu yaptırdı. Benim suçum yok, ne yapayım, şeytan yaptırdı. Bak öbürü Allah yaptırdı diyordu, bu da suçu başkasına atıyor. O halde neze şeytan? Şeytan nedir? Şeytan içimizdedir, içimizde. İçimizde. Bedenimizde, damarlarımızda. Akan kanlarımızda, kabaran şehvette, hırsta, öfkede, kinde, hasette, oralardan akıyor. Şeytan dediğin şey o işte.
Şeytan dış dünyada bir varlık değildir. Cebrail de dış dünyada bir varlık değildir. Kanatlarıyla uçan melekler yoktur. Tabiatın güçleri meleklerdir. Her türlü kötülük, şeytan, her türlü iyilik melektir. Din dilinde bu böyledir. İyilik namına ne görüyorsun kardeşim? Melektir işte o. Bir çocuğun yüzünden tut, bir annenin şefkatine kadar. Bir ekmeği bölüp yoksula veren kişiye kadar. Aşktan, sevgiden, merhamet, her şey. Bütün iyi, güzel şeyler melektir. Bütün kötü şeyler şeytandır. Şeytan, şatane kelimesi, uzaklaştı demektir. Şeytan uzaklaştıran demektir. Yani insanı kendi sağduyusundan, iyilikten, güzellikten, doğruluktan, insaniyetten, insani fıtrattan uzaklaştıran her şey şeytan olmuş oluyor. Genellikle dinler 7 büyük günaha şeytan demişlerdir. 7 büyük günaha şeytan demişlerdir. İnsanın içindeki Hristiyanlık bunu günah diye tanımlamıştır. İçgüdüler günah olmaz. İçgüdülerin davranışa dönüş, İnsanlara zarar verecek bir eyleme dönüştüğü zaman o suç olur. Suç aynı zamanda günah demektir. Mesela öfke, mesela hırs, haset, şehvet, bunlar İnsana kötülük yaptıran içgüdüler olarak tanımlamıştır ve şeytan diye de bunlara denmiştir. Onlara uyduğun zaman şeytana uymuş oluyorsun. Dolayısıyla insanın içindeki nefsiyle mücadelesi, içindeki dürtülerle mücadelesi anlamına geliyor. Yani şeytanla mücadelesi anlamına geliyor. Din dilinde şeytan içimizdeki kötülük dürtüleridir. Bizleri kötülük yapmaya sevk ettiren dürtülerdir. Ama kötülüklere hakim olur da onları kötülük yaptırmazsan o zaman onlardan biz insanlar zarar görmemiş olur. Peygamber'e sormuşlar, demişler ki şeytana karşı sürekli dikkatli olun diye söylüyor. Sana şeytan hiç gelmiyor mu? Senin şeytanın yok mu ya Resulallah, demişler. O da demiş ki olmaz olur mu? Sonuçta ben de insanım. Ama ben şeytanımı Müslüman ettim demiş. Yani içimdeki kötülük dürtülerini teslim aldım. Onlar bana teslim oldular. Nefsime hakim oldum diyor yani. Onları ben yönetiyorum. Onlar beni yönetmiyor. Ben onları yönetiyorum. Demek istiyor yani bir rivayete göre. Bu da ne demek istiyor? Yani siz de kendi nefsinize hakim olursanız şeytanı hakimiyetiniz altına. Yani içindeki kötülük dürtülerini hakimiyetiniz altına almış olursunuz diyor. Zaten buradan yola çıkarak da merhum Üstad Ali Şeriati sık sık buna değinir. İnsanlar beşer ve insan olarak ikiye ayrılır. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir beşer kavramı geçer, bir de insan kavramı geçer. İkisi de bizi anlatır. Bunun arasındaki ayrımın kriteri nedir? Beşer. Bir de insan. Her insan beşerdir. Ama her beşer insan değildir. Her insan beşerdir. Ama her beşer insan değildir. Demek ki beşer, insana dahil herkese verilen isim. Canlı mahluk olarak şu ana kadar yeryüzündeki nüfusu gelmiş geçmiş 107 milyar olan, işte iki ayağı üzerinde yürüyen, konuşan, en gelişmiş canlı varlık türü. Buna önce beşer diyoruz. Hepsine birden. Sonra bunların içinden içindeki dürtülere hakim olanlar, beynindeki soyut düşünce yeteneğini geliştirenler, her söylenene aldanmayanlar, kolay kolay kandırılamayanlar, birinci bilgisi, aydınlanması,
nefsine hakimiyeti, şeytanını teslim alması, iç kültürler tarafından yönetilmeyip onları kendisi yönetmeye başlayanlar insanlaşmış oluyor. Gerisi beşer olarak kalıyorlar. Ve yeryüzünde beşerler %80 ise insanlaşanlar %20 falan ancadır. Yani aydınlananlar, bilinçlenenler, nefsine hakim olanlar, ölçenler, biçenler, tartanlar, soru soranlar, anlamaya çalışanlar, dur bakalım nerede bu falan diyenler %20 ancadır. Gelen kalan %80 bunları sormaz. Ne yapar? Yer, içer, karnını doyurur, çiftleşir, güler, eğlenir, yatar, uyur, sonra tekrar kalkar, aynı şeyleri yine yapar. Birisi bir şey söylemez, yalana hemen inanır. Sana şunu yap, sana şu parayı vereceğim diye hemen onu yapar. Menfaatinin peşindedir. Fazla derin düşünmez. Siyasetçilerin geneli bu kalabalığa seslenirler. Bu kalabalıklar siyasetçi indirir ve düşürür. Onların gönlünü çalanlar, onların dikkatini çekenler yükselir. İktidarda yıllarca kalırlar. Ama onlarla testleşenler, öbür %20'ye doğru gidenler, bunlara testleşse mi onların siyasette pek başarısı söz konusu değildir. İyi bir siyasetçi olmak için beşere seslenmeniz lazım. Beşerin dürtülerine, karnına, gözüne, kulağına, midesine, beklentilerine, küçük dünyasına iyi seslenmeniz lazım. Ve gerekirse onları kandırmanız lazım. Büyük büyük yalanlar söylemeniz lazım. Hemen inanırlar. O peşine gider. 3 kuruş ver, hemen sana oy verir falan. Budur. Şimdi bunun olduğu yerde, yani nüfusu %80'nin beşer, %20'sinin insan olduğu yerde ne din, ne demokrasi, ne insanlık, ne fazilet, ne erdem, hiçbir şey tutmaz, oturmaz. Her şey yüzeysel ve yalama olmak zorundadır. Ne zamana kadar? Oradaki %20'nin sayısını artırana kadar, durumu tersine çevirene kadar. Eğer %80 insanlaşmış, %20 beşer kalmışsa orada demokrasi de oturur, din de oturur, her şey oturur. İnsanlığın ne olduğunu orada anlarsın. Evet, böyle. Böyle. Ama şöyle bir şey. İnsanlar, Allah insanları bir beşer, bir insan yaratmıştır demiyorum bak. Bunların hepsi, bu ikisi hep böyle anında iç içe geçebilir. Beşer anında insan, insan anında beşerleşebilir. Mükemmel bir insan gördünüz, nefsine uyar beşer olur. Nefsine uyan bir beşer gördünüz, nefsine hakim olmaya başladığı an bilinçlenip aydınlanınca insanlaşmaya başlar. Bu ikisi böyle gider gelir, gider gelir. En zirve insanlıktan tak diye beşerliğe düşebilirsiniz. Beşerliğin dibinden insanlığın en yüksek seviyesine gelebilirsiniz. Suyun içindeki böyle boyanın dağılışı gibi. Her an böyle birbirlerine geçerler. Anında birbirlerine dönüşüverirler. Evet. Evet, devam ediyoruz. Dinin direği nedir? Dinin direği namaz olarak bize öğretilmiştir. Ancak namazın neden Kur'an-ı Kerim'de detayı yoktur? Mesela öğle namazı 10 rekattır. 4'ü sünnet, 4'ü gibi. Ve namazda okunacak sure ve dualar neden yazmaz? Görüşlerinizi merak ediyorum. Saygılar sunarım, demiş izleyicimiz. Evet, şimdi öyle bir rivayet Kur'an-ı Kerim'de yazmaz ama hadis olarak vardır. Es-salatu imadu'd-din. Salat dinin direğidir. Bu bir hadis rivayeti. Şimdi bu doğru olsa bile, böyle bir veciz ifade, doğru olsa bile salat nedir sorusuna bağlıdır. Bundan ne anlayacağınız? Salat eğitim, yardımlaşma, dayanışma demektir. Destekleşme demektir. O zaman es-salatu imadı deyip salat dinin direğidir ne demek oluyor? Eğitim, yardımlaşma, dayanışma ve destekleşme dinin direğidir. Doğru. Öptük, başımıza koyduk. Ama buradaki salat namaz kılmaktır dediğiniz zaman
Yani böyle namaz kılmaktır dediğiniz zaman, o zaman bu Kur'an'a uymuyor. Kur'an'a uymuyor. O zaman Kur'an'da salat ne? Kur'an'da salat yaklaşık 140 yerde geçiyor. Anlaşılması o kadar zor değil. Şimdi eğer bir şey metne dönüşmüşse, şu iki kitabın arasına girmişse, o elimden kurtulamaz. Tabiri caizse, bir şey şu kitaba girmişse, bir metin haline, bir kavram, bir kelime haline gelmişse, elimden kurtulamaz. Onun ne olduğunu eninde sonunu arar bulur. Çünkü elimin altında duruyor. Elimin altında böyle sayfaların içinde kelime olarak orada duruyor. Ha, kaç yerde geçiyor bu? Her geçen yeri tek 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 araştır bakalım. Geçtiği yerlerin üstüne bak, bir altına bak. Konu bütünlüğüne bak. Kelimenin sözlükteki karşılığına bak. Köklerine in. Ne bu kelime? Arapça. Aramice'ye kadar git. Yani Arapçanın kök dilleri. Mekan, tarih, coğrafya, metin. Bunların hepsinin karşılaştırmalı dil, tarih, din mukayeseleriyle bu kavramın ne olduğunu ortaya çıkarırsın. Bu gayet kolaydır. Yeter ki gözümün önünde olsun. Göreyim nerede olduğunu. Hani Hamza'nın bir sözü var. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diyor. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkma. Görmediğimden korkarım. Ne yapacağı, nereden geleceği belli değil. Ama gözümün önündeyse aklarım onu. Ya ben onu yenerim ya o beni yener. Ha, gözümün gördüğü bir kelime, bir metne dönüşmüşse, bir sayfa arasına girmişse, ben onun ne olduğunu vur çıkarırım ortaya. Yeter ki gözümün görsün, kulağım duysun. İnceleyebileyim. İnceleme, araştırma bu dedim, bu zaten. Ha, salat kelimesi de insanların gözünün gördüğü, Kur'an'da yer alan bir kelime kardeşim. Bunu anlamak o kadar zor değil ki. Araştırırsın ve araştırmanın yöntemleri vardır, metotları vardır. Bir kelimenin bir metinde, bir kitap bütünlüğünde ne anlama geldiğini araştırmanın yöntemleri vardır. Kelime kaç yerde geçiyor? Sözlükler ona ne anlam veriyor? Siyakında, sibakında ne var? Bak, geleneksel tefsir usulünde bile böyle konuşulur. Yani üstünde ne var, altında ne var, hangi konunun içinde geçiyor falan. Bunlar böyle araştıra araştıra. Şimdi salat, eğitim, aydınlanma, yardımlaşma, dayanışma. Yani maddi ve manevi gelişme, destekleşme. Maddi açıdan ve manevi açıdan. Manevi açıdan bilgi öğretmek, geliştirmek, aydınlatmak. Maddi açıdan ihtiyacını karşılamak, vermek. Maddi ve manevi yardımlaşma, dayanışma anlamına geliyor. Daha çok da maddi. İnsanların en çok önce maddeye yardımlaşmaya ihtiyacı vardır. Şimdi biz bunları böyle hep söylüyoruz da, bazıları da şöyle söylüyor, onu da parantez içinde söyleyeyim. Ya bu zenginden alıp yoksula vermek, yardımlaşmak, dayanışmak, paylaşmak, bunlar sorunu çözmez ki. Bunlar yoksulluğu ortadan kaldırmadığı gibi, yoksulları zenginlere, yani verenlere bağımlı hale getirir. Sadaka kültürü oluşturur. Ver, ver, ver. Nereye kadar? Düzelmez bu. Derler. Şimdi zenginden alıp yoksula vermek bir deyimdir. Robin Hood da böyle yapmıştır. Bütün peygamberler böyle yapmıştır. Noel Baba da böyle yapmıştır. Dede Korkut da böyle yapmıştır. Köroğlu da böyle yapmıştır. Dadaloğlu da böyle yapmıştır. Dünyayı kurtaran adamın oğlu da böyle yapmıştır. Bütün efsanelerde, bütün kahramanlar zenginden alır, yoksula verir. Ama bizim doları düşüren kahraman yoksuldan alıyor, zengine veriyor. Tam tersi ya. Orada tersine çevirdi yani. Yoksulun verdiği vergilerden alıyor. Zenginin götürüp bankaya yatırdığı faizle para dolardan düşük olursa onu diyor yoksuldan topladığın vergilerden sana ben vereceğim diyor. Yoksuldan alıyor, faizci zengine veriyor.
Tersine. Yani zenginden alıp yoksula vermek. Kadim bir kültürdür. Eski bir kültürdür. Derin bir kültürdür. Şu anda da yeryüzünde devletlerin yaptığı bundan başka bir şey değildir. Ne yapıyorlar? Yöntem değişiyor canım. Aynı şey yani. Devletler vergi toplamıyor mu? Fabrikalardan, şuradan buradan, üretenlerden, herkesten. KDV olunca herkesten alıyor. Ha bir ara varlık vergisi vardı. Sadece zenginlerden alınıyordu. Dünyanın her yerinde olanlardan devletler alıyor, olmayanlara veriyor. Vermesi gerekiyor. Düzen bunun üzerine kurulmuş. Tüm vergi düzeni budur. Türkiye'de şu anda 382 çeşit vergi var. 382 çeşit vergi. Vermek, vergi de vermek demek. Yani infak demek, zekat demek. Zekat vermek, infak vermek, vergi vermek. Veriyor yani. Ne yapıyor devlet? Olandan alıyor, hazineye koyuyor. Aslında teorik olarak olmayana bunu vermesi gerekiyor. Aa bir de bakıyoruz ki adam kendine saray yaptırmış. Ya ben sana onun için verdim bunu. Aa baktım ki pahalı arabalar almış. Yandaşına peşkeş çekmiş. Ailesine dağıtmış falan. Evet. Dünyanın her yerinde düzen olandan alıp olmayana verme. Yani zenginden alıp yoksula verme üzerinedir. Tarih bunun üzerine kuruludur. Çağdaş dünya bunun üzerine kuruludur. Yeryüzünde ne kadar devrim varsa, ne kadar ihtilal varsa, ne kadar ayaklanma varsa bunun yüzündendir. Bak şimdi Kazakistan'a. Bunun yüzünden aynısı. Ülkenin tüm doğalgaz şirketleri, petrol gelirleri, Kazakistan'ın muktedirinin oğluna ve kızına ait. Bir aileye ait yani. Ve Kazaklar yoksulluk içerisinde. Perişan vaziyette. Elektriğe %50 zam gelmiş. Onun için ne yapıyor? Patlıyor. İşte geçenlerde Şili, Güney'e bak. Kazak Orta Asya'dan geç. Latin Amerika. Aynı şey. Zam yapıldığı için sorulara dökülüyor. Bakıyorsun birkaç tane muhteptir, diktatör, aile güç merkezleri oluşturmuş, oligarşi oluşturmuş. Oğluna, kızına, şuna buna dağıtmış, malı mülkü toplamış. Halka gitmiyor. Vergiler halka gitmiyor. Zenginden alınıp yoksula verilmesi gerekir. O tutuluyor, cebine indiriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya hep hikaye aynı ya. Peygamberlerde aynı olduğunu gördüm. Bilmem 18 tane devrim, dünyadaki 18 tane büyük devrimi incelediğim benim ilk kitabım, ikinci kitabım İslam ve Sosyal Değişim üzerinedir. 1992 yılında çıkmıştır. Üçüncü kitabım da Devrimci İslam'dır. 1995 yılında çıkmıştır. İslam ve Sosyal Değişim kitabında 18 tane dünyada çağdaş büyük devrimi inceledim. O zamanlardan beri bu mevzulara takık vaziyetteyim yani. Hepsinde de sebep aynı. Hepsinde de gerekçe aynı. Fransız devrimi niye oldu? Ekim devrimi, Sovyet devrimi niye oldu? İran devrimi niye oldu? Kalkış nedenleri, doğuş sebepleri aynı. İslamiyet niye ortaya çıktı? İsa niye ortaya çıktı? Musa Mısır'da nasıl ortaya çıktı? İbrahim Mezopotamya'da nasıl ortaya çıktı? Konfüçyüs Çin'de, Zerdüşt İran'da, Buda Hindistan'da, Sokrates, Aristo, Eflatun Yunanistan'da neden, niçin ortaya çıktı? İlk doğuş sebepleri, ilk kalkış nedenleri neydi? Oradaki savaşların, ihtilallerin, alt üst oluşların sebebi neydi? Hep bu zenginlik, yoksulluk meselesi. Bu dengenin bozulması. Birilerinin alt başını gitmesi, diğerlerinin açlık çekmesi. Hep aynı. İyi artık bunlardan bir ders alınması, ders çıkarılması gerekmiyor mu? Dolayısıyla şimdi zenginden alıp yoksula verme bir sistem dahilinde olur birader. Biz burada dini söylem böyle olduğu için zenginden alacağız, yoksula vereceğiz diyoruz.
Zenginler yoksullara versin diyoruz, paylaşsın, bölüşsün diyoruz. Sokağa çıklar, bir yoksul takip et, önüne gelene ver anlamına değildir bu. Bunun bir sistemi kurulması lazım. O sistemi senin desteklemen lazım. Zenginden alınıp yoksula verilen bir düzen kurulması lazım. Yoksula vermek de ağzına aç, senin karnına, ağzına süt içireceğim sana demek değildir. Yoksula vermek demek, infak, infak, yoksula infak ettirmek demek, infak etmek demek, nafakasını kendisi kazanacak hale getirmek demektir. İnfak, nafaka kökünden gelir. Nafaka, Türkçedeki nafaka. Birine infak etmek demek, onu nafakasını kendisi hale getirecek şekilde onu desteklemek demektir. Yani destek budur. Vereceksin, kendi nafakasını kendisi kazanacak halde ona meslek edinmekten tut da iş yeri açmasına destek olmak, mal, mülk, alet, edevat almak, eğitimden geçirmek, bir işi yapabilir hale getirmeye kadar, yan destekler vermeye kadar, traktör, arpa, buğday, toprak, ekip biçeceği yer bulana kadar ona destek olacaksın. Sonra o bunları yapmaya başladığı andan itibaren bırakacaksın. Kendi nafakası kendisi de kazanmaya başlayacak. İnfak budur. Zenginden alıp yoksula vermek budur. Lafın gelişi böyle söyleniyor. Olanlardan olmayanlara aktarılarak olmayanların da kendi nafakalarını kazanacak hale getirmek, böyle belli bir noktaya geldikten sonra da artık kimsenin kimse bir şey yardım etmesine gerek, zekat vermesine gerek yok. Yine paylaşacağız, yine bölüşeceğiz. Ama neyi? Ürettiklerinizi. Ben mesela bir resim yapacağım insanlara, böyle keyfine paylaşacağım. Böyle ihtiyacım olduğu için değil yani. Paylaşma her zaman devam edecek. Evet. Siyaset nedir? Günümüz siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Din siyasete karışır mı? Evet, şimdi bunlar aslında çok uzun uzun konular. Biraz böyle dağıtıyor gibi görünürüm ama aslında evet, toparladığımı görürsünüz sonunda. Dikkatle dinlerseniz. Bunlar böyle, mesela bu soru çok uzun bir konferans konusu. Din siyaset ilişkileri. Şimdi şöyle diyeyim. Dini dünyada veya din söz konusu olduğunda en çok kullanılan iki kelime nedir? Birisi dindir, öbürü ibadettir. O halde ماذا din, ماذا ibadet? Din nedir? İbadet nedir? Şimdi bir şeyi anlamak istiyorsanız önce ona nedir sorusunu soracaksınız. Mâdâ, nedir? Mâdâ, Arapça nedir demek. Nedir, bu nedir? Bu nedir? Bu nedir diye sormazsanız mevzuyu anlayamazsınız. İbadet nedir? Din nedir? Şimdi bir dünyanın en çok konuşulan kavramını önce yakalayacaksın. Sonra onun ne olduğunu ama gerçekte ne olduğunu anlayacaksın. İşte din şuna göre budur, buna göre budur, halka göre budur. Bir sürü herkesin böyle bir, ama gerçekte din nedir yani? Bunu kullanan kişi, bunu ilk kullanan metin, bunu ne anlamda kullanmıştır? Orayı yakalayacaksın, o köke ineceksin. Din, özetleyerek, özetin özetini yaparak söylüyorum. Anlamlar, değerler ve kurallar bütünüdür. Dünya görüşüdür, yaşam biçimidir. Din. Anlamlar, değerler ve kurallar. Sizin böyle anlamlarınız var mı? Bir şey anlam veriyor musun yani? Şunun anlamı budur, bunun anlamı budur. Dünyada yaşamaktan maksat budur. Ölümden maksat budur. İnsan dediğim budur. İnsan için en değerli şeyler, hayatta en değerli şeyler bizim için şunlardır. Bunlara çok değer veririz. Bunları nerede görsek saygıyla karşılarız. Ve şu kurallara uyarız. Böyle yaşarız.
Bizim kırmızı çizgilerimiz bunlardır. Şunlara, şunlara, şunlara uyarak yaşarız. Diyor musunuz? Eğer diyorsanız siz bir dine sahipsiniz. Veya sizin dünya görüşünüz. Yani dünya niye var? İnsanlık niye var? Yeryüzü nasıl olmalı? İnsanlığın sorunları nasıl çözmeli? Kıtlık nasıl son ermeli? Savaşlar nasıl bitmeli? İnsanlığın yaşadığı temel sorular, çevre felaketlerinden ozon tabakasının delinmesine kadar, göçmen sorunundan, ırkçılığa kadar, eşcinselliğe kadar, yeryüzünde bir sürü sorunlar var. Bunların nasıl çözüleceğini düşünüyorsunuz? Bir dünya görüşünüz var mı? Bir yaşam biçimi nasıl yaşıyorsunuz? Neyle yaşıyorsunuz? Zengin yaşamayı mı, yoksul yaşamayı mı tercih ediyorsunuz? Ben iyi şeyler yaparım. Kimse benim umurumda değil. Kimseye destek olmak falan zorunda değilim. Ben nasıl yaşayacağıma bakarım diyorsam bu bir tarz, bu bir dindir yani. Bu bir yoldur. Dolayısıyla şimdi bütün bunların, din bütün bunların içine giriyor. Anlamlar, değerler, kurallar, yaşam biçimi, dünya görüşü. Bak hiç Arapça kelime kullanmadım bak. Anlamlar, değerler, inançlar dediğin şey bu anlamlara giriyor. İnanç bir anlamdır. Bir mana vermektir. Anlam demek mana demek. Mana demek maneviyat demek. Maneviyat bir şeye mana vermek demek. Anlam vermek. Bu dünyada niye varız? İşte Allah bizi imtihan ediyor. Kötülük tanrısının askerlerini yenmek için varız. Veya dünyada bir yaşamanın bir anlamı yok. Anlamsız. Hiçliğe atılmışız. Bak mana, manasızlık. Anlam verme, mana verme. Mana vermek demek niçin sorusunu cevaplandırmak demektir. Nasıl? İşte böyle. Ama niçin öyle o? Neden? İnsanın vücuduyla ilgileniyor tıp. Toprakla ilgileniyor, toprağın altıyla ilgileniyor, jeoloji. Evrendeki hareketle ilgileniyor, fizik. Görmediğimiz minerallerle ilgileniyor, kimya. Canlıların üremesiyle ilgileniyor, biyoloji. Geçmişte olup biten şeylerle ilgileniyor, tarih. İnsanlık nereden geliyor diyor soruyor, antropoloji. Bakın hepsi nasıl? Peki niçin? Bunların hiçbirisi niçin sorusuna cevap veremez. Niçin? Niçin güneş var? Niçin insan var? Niye doğuyoruz? Doğuyorsa niye ölüyoruz? Ölüler nereye gidiyor? Niçin? Neden? İşte buna işte bir mana vermiş oluyorsun. Şunun için diyorsun. Ne için dersen de işte o senin maneviyatın oluyor. Benim yeryüzündeki varlığımın nedeni şudur. Ben şunun için varım bu dünyada diyorsun. Anlam veriyorsun. Olaylara, nesnelere, kişilere, değerlere, kurallara anlam, görünmeyen anlamlar yüklediğin zaman o senin maneviyatın, o senin inancın oluyor. Bunun için illa bildiğimiz kurumsal dinlerden birisine mensup olmak gerekmiyor. Seküler, maddi bir şeyin de anlamı vardır. Ona anlam verirsin yani. Mesela ne diyorsun? Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyor, diyoruz mesela, denmiş. Nedir bu? Cumhuriyete bir anlam veriyor bak. Cumhuriyetin maneviyatı budur. Cumhuriyete bir anlam veriyor. Cumhuriyet diyor kimsesizleri korumalıdır. Bu cumhuriyet bunun için vardır. Neden var? Niçin var? Bunun için var. Peki ne yapacak bu cumhuriyette? Ne olacak yani? Cumhuriyet rejimi ne yapacak? İnsana ne verecek? Aklı hür, vicdanı hür, nesli hür, nesiller yetiştireceğiz. Dediğin zaman bütün bu faaliyete bir anlam, bir maneviyat yüklemiş oluyorsun. Senin maneviyatın, anlamın, varlık nedenin bu olmuş oluyor. O zaman bunlar böyle olduğuna göre işte bunlar da bir dindir. Bunların hepsi dindir. Şimdi din konusunda dehşet bir cehalet içinde olduğumuzu düşünüyorum. Bak bana dinden bahset. Programın ismi bana dinden bahset. Yahu 10 senedir dinden bahsediyoruz.
40 bin kez bu dine tanım getirmişimdir. Anlamlar, değerler, kurallar, dünya görüşü, yaşam biçimi. Hala insanlar din deyince benim dediğimi anlamıyor. Ali şeriatın dediğini anlamıyor. Kur'an'da geçen şeyi anlamıyor. Mesela diyor ki, dini inançlarınız var mı diye sorulduğunda ve sanatçının bir tanesinden dinlemiştim. Evden çıkarken besmele çekmek gibi batıl inançlarım vardır diyor. Din, bak, dini nasıl anladığına bak. Veya diyor işte duvara bir şey sokarım diyor. Oo, tübe 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 derim diyor. Bunlar din mi şimdi? Bak bunlara din diyor. Peki senin dünya görüşün nedir? Yaşam biçimin nasıldır? Sana göre en değerli şey nedir hayatta? Ve hangi kurallara uymak gerekir? Hangi kurallara uyarak uymak gerekir? Bir kırmızı çizgi var mıdır insan yaşamında? Bunları anlat dediğin zaman tamam anlattım, onları anlattım, onları din demiyor. Din o değil. Din bu. Dışarı çıkarken besmele çekmek gibi bazı inançlarım vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yani din bu. Batıl inanç, hurafe, fal bakmak. Şimdi insanların bana bazı sorular soruyor. Yani dinden bahsediyor madem, o zaman şunu ara açayım sorayım diyorlar. Birçok kişi nereden buluyorsa telefonumu açıyor soruyor. Güya bir dini soru sormuş oluyor. Ya solcusu aynı, sağcısı aynı, Atatürkçüsü aynı, laiklisi aynı, dindarı aynı, tarikatçısı aynı. Hepsi aynı kafada. Hepsi dini inanç olarak görüyor. Bir takım batıl inançlar, hurafeler falan filan soruyor. Geçen birisi neydi? Onu da hiç defa atılma gelmedi şimdi. Bunu programda söyleyeyim dediğimi ama unuttum. Şimdi ben ne diyorum? Bizim dini alana getirdiğimiz devrim nedir? Evet, dinde devrim yapıyoruz. Yani din anlayışına devrim yapıyoruz. Zihniyet devrimi yapıyoruz. Ne diyoruz? Bütün devrimlerin, zihniyet devrimlerinden dahil olmak üzere, siyasal devrimler de böyledir. Bir kelimeyle, bir cümleyle, basit, net bir cümleyle kendini ifade ederler. Din, inanç değil, ameldir. Devrim bu. Din, inanç değil, ameldir. Ha, dinde inanç var mıdır? Vardır canım ama din o değildir. Din sonuç itibarıyla praksisten ibarettir. Yani bir takım işleri yapmaktan ibarettir. Yapmak, amel. Amel, emek, iş, yapmak demektir. Oraya gelinceye kadar bir takım inançlar. Ama şu anki anlayışta bu böyle değil. Din amel değil, inançtan ibarettir. Dini inançların var mı diye soruyor. O da diyor ki dışarı çıkarken besmele çekerim. Böyle batıl inançlarım var diyor. Başıma bir şey geliyor, duvara bir şey sokarım diyor. Tübe tübe falan derim diyor. Bak batıl inançlar, gizemler, hurafeler, kutsal varlıklar, görünmeyen şeyler. Bunlara din deniyor. Bunlara din deniyor. Din amelden, hayattan, yeryüzünden koparılıyor. Bir takım inançlara din deniliyor. Onlara inanıyor musun, inanmıyor musun? Onlar yok bende dediğin zaman sen din olmuyor o zaman. Halbuki din amelden ibarettir. Şimdi bak şu üç kavram çok önemli. Bunlar söyleyip geçerler insanlar. Ama bu kavramların hakkını vermek gerekir. İnanç ayrıdır. İman ayrıdır. Din ayrıdır. Bunların birbiriyle ilişkisi olsa bile bunlar ayrı ayrı kavramlardır. Öyle bunları kullanıp geçmeyin. Bir inanç diyor, bir din diyor, bir iman diyor. Hangisi? Karışıyor ya. Dur bir dakika ya. Yani ben inançla iman arasında bak, inançla iman arasında, imanla din arasında ne fark var? Ben bunlar üzerine aylarca düşünmüşüm yani. Aylarca. Şu gördüğünüz keli, bunları düşünerek dökmüşüz taşları. Karşımda birisini bunları böyle rastgele kullanırken görünce ben tüylerim diken diken oluyor. İnancı imanla karıştırıyor, imanı dinle karıştırıyor. Ya kardeşim bunlar ayrımını anlamazsın ne olduğunu. Din hukuk demektir. Siyaset demektir. İktisat demektir.
Dünya görüşü kırmızı çizgi demektir. Anlamlar, değerler, kurallar demektir. Ama inanç ispatı mümkün olmayan bir takım şeylere inanmak demektir. Delil gerektirmez, bilim, kanıt gerektirmez. Böyle inanıyorum. İşte dünyanın iki tane öküzün boynuzluğu üzerine durduğuna inanıyorum. Dünyanın balığın sırtı üzerinde durduğuna inanıyorum. Öküz böyle sallandığı zaman yeryüzü sağa sola deprem ondan oluyor. Bak inanç. İnanç. Bu din değil, bu inanç. Bir de batıl inanç. Yani aslında karşılığı olmayan bir inanç. Bir de karşılığı olan inanç. İnanç da kendilerinde batıl ve hak inanç olarak ikiye ayrılır. Yani ben yer çekimi kanunu olduğuna inanıyorum. Dediğim zaman bak bu da inanç. Ama hak bir inanç. Bilimsel kanıtı olan bir şey. Görmüyorum ama niye düşüyor? Elma yere niye düşüyor? Yer çekimi kanunu var. Var mı böyle gerçekten? Evet. Fizikte var. Bunun olduğuna inanıyorum. Değil mi? Bu doğru bir inançtır. Ama balığın sırtında ve öküzün üzerinde duruyor dünya. Öküz böyle sallandığı zaman hafiften deprem oluyor dediği zaman bu batıl inanç oluyor. İnanç yani. Ama bu ikisi de din değil. Neyse şimdi inanç, batıl inanç, hak inanç, iman. İman da ayrı bir şey. Kur'an'da geçen inanç değil. Kur'an'da geçen iman. Güven vermek. Doğru bir şeye. Bir de bunların sembolik anlamda kullanılması. Kur'an amele iman diyor. İmana amel diyor. Bunları birbirlerini yerine geçecek şekilde kullanılıyor. Yani bir adam bakıyor doğru dürüst yalan söylemeyen birisi bu diyor mümin. Allah'a inanan birisidir bu. Yani bir adam bakıyor paracı birisi sahtekar, üçkağıt, yalan söylüyor, rüşvetçi bu diyor Allah'a inkar eden bir münkir. Allah'a inanıp inkar etmek de amelle ilgili. Yani din inançlardan değil esasında amelden ibarettir. Davranmak, yapmaktan ibarettir. Burada istiyorsan inanma. Allah'a inanma, ahirete inanma, peygambere inanma. Hiçbir şeye inanma. İyi işler yaptığın zaman, amelin düzgün olduğu zaman kurtuluyorsun bu teoriye göre. Evet, bizim getirdiğimiz açılım budur. Yeryüzünde yayılacak olan din de budur. Diğerler hepsi tarihin çöp tepesine gidecek eninde sonunda. Evet. Şimdi bunun siyasetle ilişkisine sormuştu arkadaş. Onu da cümle içerisinde geç epey söyledim ama onu da cümle şöyle bir cümleyle söyleyeyim. Ben özgürlükçü laikliği savunuyorum. Klasik laikliği aştım. Klasik laiklerle de bu konuda çatışıyoruz, tartışıyoruz. Çünkü onların geride kaldığını düşünüyorum. Geride kaldığını, böyle Fransa'da, şurada burada kaldığını, 1940'lı yıllarda falan kaldığını. Şimdi gelişmiş bir laiklik anlayışı savunmamız lazım. Bayağı bir gelişmiş olmalı. Şimdi ben İslamcılarla da çatışıyorum. Niye? Çünkü bir gelişmiş bir İslam anı savunuyor. Onlar böyle geride kalmış bir İslam'ı savunuyorlar. Her şeyin geride kalanı bana uymuyor. En önde, en ileride neyse ben onu savunurum. Şimdi dinin devletle ilişkisini kuruyoruz. Bakın dikkat edin. Üç tür laiklik tanımı var. Bir, dinle dünya işleri ayrı olmalıdır. Dünya işleri ayrı olmalıdır. Buna radikal laiklik diyebiliriz. İki, dinle devlet işleri ayrı olmalıdır. Ha iyi, dünya demedi bari. Yani dinle dünya işleri ayrı dedi ama burada ne oluyor? Dünyada dinin kazımanı yoluna adam başvuruyor. Rahatsız oluyor yani, dünyada din diye bir şey olmamalı gibi oluyor. Öbürü ne diyor? Dinle devlet işleri ayrı olmalıdır. Ha devlette, devlete karışmasın da varsın, ne işe varsa yapsın. Din her yerde olabilir. Ama devlete müdahale etmez. Ha bu biraz anlaşılabilir. Buna biraz yakın duruyorum. Şimdi ben üçüncü bir tanım daha getiriyorum. Dinle devlet ile dinin inançları, din içindeki inançları
ritüelleri yani ayinleri, ritüelleri, nüsukları yani ibadetleri veya eski tabirle ve tarihsel ahkamı ayrı olmalıdır. Ama dinin, devletin, dinin evrensel değerleriyle ve kurallarıyla bir olmasında bir sakınca yoktur. Dinin evrensel değerleri ve kuralları nedir? Öldürmeyeceksin. Devlet bunu esas almalı mıdır? Evet. Alıyor zaten canım. Çalmayacaksın. Devlet bunu esas almalı mıdır? Alıyor. Adaletli olacaksın. İnnallâh emur bil adl. Allah adaleti emreder. E devlet de adaleti arıyor. Aha burada buluştu işte. Rüşvet yemeyeceksin. İftira atmayacaksın. Para biriktirmeyeceksin. Güç odağı haline getirmeyeceksin. Yoksulu fakiri ezmeyeceksin. Eşitliği savunacaksın. Bunlar dinin evrensel değerleri. Hem de bütün dinlerin evrensel değerleridir. Bunları devlet dinlerinin esas almasına bir mahsus var mı? Yok. Bunları Kur'an'da geçiyor ama yine almayız. Tevrat'ta geçiyor, İncil'de geçiyor. Aman aman demenin bir alemi var mı? Yok. Kardeşim ister Tevrat'ta, ister İncil'de, ister Kur'an'da geçsin. Benim amacım adalettir diyorsa bir devlet, nerede kim söylüyorsa, kimin tanrısı söylüyorsa söylesin, kabulümdür. Adalet. Ama bazıları diyor ki hayır kardeşim, Kur'an'da geçerse olmaz. Olur ama Kur'an'da geçerse olmaz. Tevrat'tan gelirse olmaz. İncil dersen olmaz. Ne diyeceğiz peki? Aristo dersen olur, o seküler. Olmaz, bu yanlış işte. Yanlış kardeşim, yanlış. Kimin tanrısı diyorsa desin. Hangi dinden geliyorsa gelsin. Adalet, doğruluk, dürüstlük, hak, hukuk. Devlet bundan ibarettir. Bütün dinler bunu söylüyorsa demek ki devlet bütün dinlerin dediğini yapıyor işte. Daha ne istiyorsunuz? Hristiyanlığın dediğini de, Müslümanlığın dediğini de, İncil'in dediğini de, hepsi adalet demiyor mu? Hepsi dürüstlük demiyor mu? Hepsi doğrudur. Aman bu devlet hepinizin devleti birader. Gelin sahip çıkın diyeceği yerde aman aman din. Onu ayet şeklinde söyleme. Bunlar işte eskidir yani. Eski. Kafa eski. Onlar orada kalsın. Geçmişte kalsınlar. Evet sevgili seyirciler. Bugünkü programımız da burada bitiyor. Vaktimiz dolmuş durumda. Evet Bana Dinden Bahset programının bu haftaki bölümü de burada bitiriyoruz. Dilim döndüğünce şuur uyandıracak şekilde bilinç yaratmaya yönelik ve arada da böyle bilgiler vererek anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bir şeyler zihninizde canlanıyordur veya yeni araştırmalara sizi sevk ediyordur. Her kim benim duyduklarıma bakarak internete giriyor, araştırıyorsa, oraya buraya kitap soruyorsa, bunu aramam lazım, bunu bulmam lazım. Ya şöyle bir şey söyledi, bu doğru mu, ne oldu falan diye böyle kafanız karışıyorsa, karışma olmadan durulma da olmaz. İlerleme oluyor demektir, gelişiyorsunuz demektir. Benim söylediklerimden hoşunuza gitmeyen, kafanızın basmadığı, dur ya şunu bir araştırayım falan dediğiniz oluyorsa, o zaman gelişiyorsunuz demektir. Çünkü ben, bana bazen soruyorlar, sen ne okudun şu an, hep kim okudun falan diye, ben derim ki her zaman, okuduğumda beni mutlak doğru olarak bildiğim şeylerden şüpheye düşüren yazarları ben acayip severim. Okuduğumda beni şüpheye düşürecek. Dinlediğimde bildiklerimden beni sarsacak. Ve onun peşine düşeceğim. Dur bakayım. Böyle söylüyor ama bu gerçekten nereden söylüyor? Doğru mu falan filan. Böyle o zaman gidiyorsun ve daha oturmuş bir düşünceyle, daha yerli, sağlam bir düşünceyle geri dönüyorsun. Eğer bunlara vesile oluyorsa gelişme var demektir. İlerliyor demektir. Boşuna konuşmuyorum demektir. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek ümidiyle hoşça kalın.